İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Özgürlük savaşçılarının yeni bir grubu cepheye gitti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Glendale şehri, Artsakh Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıdı. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu. Şu anda ön cephenin bazı yönlerinde lokal savaşlar sürüyor. Avrupa Konseyi Milletvekili, Azerbaycan üzerindeki uluslararası baskı yoğunlaştırılmalı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zarif, İran, Artsakh Dağlı Karabağ sorununun kalıcı çözümüne yönelik bir proje üzerinde çalışıyor. Hakkari'deki sahipsiz kiliseler hakkında Kürtçe bir belgesel film çekildi. Batı Ermenistan'ın Mardin'de 1700 yıllık kilise internetten satışa çıkarıldı. Bugün özgürlük savaşçılarının yeni bir grubu Ermenistan Cumhuriyeti'nin Dostsaf adlı organizasyonun binasından cepheye gitti. Bu özgürlük savaşçılarının 3. grubuydu ve bugün 4. grup da oluşturuluyor. Gönüllüler bir an önce zaferle döneceklerine inanarak muzaffer ruh ve heyecan içinde ayrıldılar. Daha önce olduğu gibi herkes hep bir ağız Ermeni askerlerinin ve Ermeni ordusunun sonuç olarak Kur Nehri kıyısında konuşlanma konusunda yemin etti. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, özgürlük savaşçılarına veda ederek cepheye giden Ermeni savaşçıların zaferle dönmesini diledi. Ardından Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Ermenistan Cumhuriyeti Dostsaf Organizasyonu'nun başkanı General Arkadi Dertadavosyan ile görüştü. Görüşme sırasında gönüllü grupların örgütsel sorunları ve ön cephedeki mevcut durum ele alındı. Çoğu Ermeni nüfusa sahip olan Glendale şehri, Artsakh Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıdı. Şehir meclisi bağımsızlığı tanıyan kararı çevrim içi bir oturumda oy birliğiyle kabul etti. Artsakh'ın bağımsızlığını tanıyan karar, Glendale Belediye Başkanı Vrej Ağacanyan tarafından kaleme alındı. Karar, Artsakh Cumhuriyeti'nin tarihi ve nüfusunun çoğunluğu daima Ermenilerden oluşmuş bir Ermeni toprağı olduğunu vurguluyor. Kararda Artsakh Cumhuriyeti uluslararası hukuk ilkelerine dayanan özgür, egemen bir devlettir. 2020 yılının 27 Eylül'ünden bu yana Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerindeki okullar, hastaneler, kiliseler ve evler Türkiye ve Azerbaycan'ın amaçladığı soykırımı devam ettirmek için saldırıya uğradı ifade edilmektedir. Artsakh'ın bağımsızlığını tanımak için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na ve ABD Kongresi'ne de çağrı yapıldı. Artsakh, Azerbaycan çatışma bölgesindeki durum gece boyunca nispeten istikrarlı ve gergindi. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu'na göre akşam saatlerinde düşman sivil yerleşim yerlerini, özellikle de Martuni şehri ile Askeren bölgesinin köylerini bombalamaya devam etti. Şu anda ön cephenin bazı yönlerinde lokal çatışmalar sürüyor. Savunma Ordusu birimleri düşmanın yıkıcı gruplarını yok etmeye devam ediyor. Dün öğleden sonra Azerbaycan başka yerleşimlerden geçici olarak yerinden edilmiş birçok sivilin sığındığı Artsakh'ın Martuni bölgesindeki Nangi köyünün yerleşim alanlarına Smerç sisteminden reaktif roketler attı. Bombalama sonucunda 3 kadın yaralandı, bir ev tamamen yıkıldı, köyün diğer evleri ve altyapıları çeşitli derecelerde hasar gördü. Avrupa Parlamentosu üyesi Lars Patrick Berg, Artsakh Dağlı Karabağ ihtilaf bölgesinde oldukça zayıf olan ateşkesin giderek daha da umutsuz hale geldiği için Azerbaycan üzerinde uluslararası baskının artırılması çağrısında bulundu. Milletvekili ayrıca Ankara'nın Güney Kafkasya'daki rolünden duyduğu endişeyi de vurguladı. Askeri diplomatik kaynaklara atıfta bulunan Berg, Rusya Komersant gazetesinden alıntı yaparak Türkiye'nin Artsakh Dağlı Karabağ sorununa müdahalesinin ayrıntılarına değindi. Makaleye göre Ankara, Temmuz-Ağustos aylarında Azerbaycan'da düzenlenen askeri tatbikatlara 600 Türk askeri gönderdi. Bu askerler daha sonra Azerbaycan saldırısını desteklemek için orada kaldı. Avrupa Konseyi Milletvekili gazetenin ayrıca askeri teçhizat ve personelin Türkiye'den Azerbaycan'a hava yoluyla taşındığı özel vakaları da anlattığını vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif, Parlamentonun Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi'nin Artsakh Dağlı Karabağ'daki gelişmelerle ilgili tartışmasına katıldı. İRNA Ajansı tarafından bildirildiği üzere Zarif toplantıda şunları söyledi. Şu anda Dışişleri Bakan Yardımcısı Doğu Atırbatakan Eyaleti'nde bulunmakta.
Hodafarin barajını ziyaret ediyor ve ardından Bakü, Moskova ve Yerevan'a gidecek. İran, Artsakh Dağlı Karabağ sorununun kalıcı çözümü için bugün veya yarın sunulacak bir proje geliştirdi ve ardından bunu Moskova ve Yerevan'da takip edeceğiz. Zarif, bölgede Tekfur teröristlerinin ve diğer teröristlerin varlığından endişe duyduklarını da sözlerine ekleyerek, bu bağlamda bunun İran İslam Cumhuriyeti için kabul edilemez olduğunu açıkça ortaya koyduk, dedi. Hakkari'deki Hristiyan azınlıklardan kalma kiliseler hakkında Kürtçe belgesel çekiliyor. Sahipsiz Çığlık adlı film buradaki 10 kiliseye ithaf edildi. Kaynağa göre Hakkari ilinin ilçelerinde Süryani cemaati için önem taşıyan 150 kilisenin önemli bir kısmı yıkılırken kalan 30 kilise ise hazine avcıları tarafından tahrip edilmiş durumda. Gazeteci Emin Sarı'nın çektiği 40 dakikalık film Sahipsiz Çığlık halen ayakta kalan kiliselere adanmıştır. Filmin yaratıcısı Emin Sarı, medyaya Hakkari'de pek çok ünlü tarihi yapı bulunduğunu, bunları incelemek istediklerini ancak imkanlarının yeterli olmadığını söyledi. Hakkari'deki kiliselerin ve diğer manevi yapılarının sahipsiz bırakıldığını vurgulayan Sarı sözlerine, "Kilise ve manastırların önemli bir kısmı yakında tamamen yok edilecek. Bunlar korunmuyor. Umarım bu film bu yapılara ilgiyi uyandırır." eklemesinde bulundu. Batı Ermenistan'daki Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan 1700 yıllık Mor Yuhanna Süryani Kilisesi'nin sahibi yapının satılması için girişimlere başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültür varlığı olarak tescillediği girişi iki ayrı oda ve ibadetlerin yapıldığı bölümlerden oluşan Mor Yuhanna Süryani Kilisesi'nde 3 din adamına ait mezar, iki ayrı da tünel bulunuyor. Kilise 100 yıldan fazladır ibadethane olarak kullanılmıyor. Uzun süre marangozhane olarak kullanıldı. Kilisenin satıcısı Süryani cemaatine ait olan birinin burayı satın alıp Hristiyanlık inancına tekrar kazandırıp devam ettireceğini umuyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manatuk folk topluluğundan solist Ali Koçaryan tarafından seslendirilen Tipi Boran adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.